Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'tan kork. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbinden sana ne vahyediliyorsa onun ardınca git. Muhakkak ki Allah ne yaparsanız haberdardır. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter. Allah bir adam için içinde iki kalp yapmamıştır. Kendilerinden zihar yaptığınız eşlerinizi analarınız kılmamıştır. Evlatlıklarınızı da oğullarınız kılmamıştır. O sizin ağzınızdaki lafınızdır. Allah ise hakkı söylüyor ve doğru yolu gösteriyor. Onları evlatlıkları babaları adına çağırın. Allah yanında o daha doğrudur. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Bununla beraber hata ettiklerinizde üzerinize bir günah yoktur. Fakat kalplerinizin kastettiğinde vardır. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Peygamber müminlere kendi nefislerinden önce gelir. Onun hanımları da onların analarıdır. Akraba da Allah'ın kitabında birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir maruf, uygun bir vasiyet yapmanız müstesnadır. Bu kitapta yazılıdır. Unutma o peygamberlerden misaklarını, kesin sözlerini aldığımız vakit, hele senden Nuh, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan ki onlardan ağır bir misak, sağlam bir söz aldık. Bunu Allah sadıklara sadakatlerinden sormak için yaptı. Kafirler için ise acı verecek bir azap hazırladı. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Hani size ordular gelmişti de üzerlerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular salıvermiştik. Allah ne yaptığınızı görüyordu. O zaman onlar hem üstünüzden gelmişlerdi hem aşağı tarafınızdan. Ve o vakit gözler kaymış, yürekler gırtlaklara dayanmıştı. Siz Allah'a türlü türlü zanlarda bulunuyordunuz. İşte burada müminler imtihan edilmiş ve şiddetli bir sarsıntı ile sarsılmışlardı. O vakit münafıklar ve kalplerinde bir hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize bir aldanıştan başka bir vaat yapmamış diyorlardı. O vakit bunlardan bir grup, ey Medine halkı, sizin için duracak yer yok, hemen dönün diyorlardı. Yine onlardan bir kısmı da peygamberden izin istiyor, evlerimiz gerçekten düşmana açıktır diyorlardı. Halbuki açık değildi. Sadece kaçmak istiyorlardı. Eğer onların her tarafından üzerlerine girilse de sonra fitne çıkarmaları istenilse derhal onu yapacaklardı. Ama onunla da pek az duracaklardı. Halbuki bundan önce Allah'a ahit vermişlerdi. Arkalarını dönmeyeceklerdi. Allah'a verilen ahitse mesuliyetlidir, mutlaka sorulur. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermez. Vereceğini varsaydığınız takdirde de ancak pek az faydalandırılırsınız. De ki, eğer Allah size bir felaket diler veya bir rahmet murad ederse, sizi Allah'tan saklamak kimin haddine? Hem onlar kendilerine Allah'tan başka bir veli de bulamazlar, bir yardımcı da. Şüphesiz Allah, içinizden o safsaklayanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Onlar harbe pek az geliyorlardı. Size karşı kıskançlık ediyorlardı. Derken o korku haline gelince, gördün onları ki, ölümden baygınlık sarmış kimse gibi gözleri dönerek sana bakıyorlardı. O korku gidince, size keskin keskin diller sıyırdılar. Onlar hayra karşı kıskançlık ediyorlardı.
İşte bunlar iman etmediler de Allah amellerini boşa çıkardı. Bu Allah'a göre önemsizdir. Onlar ahzabı, düşman birliklerini gitmedi mi sanıyorlardı? Eğer o birlikler bir daha gelecek olursa, çölde bedevi Araplar içinde yer alıp, sizin haberlerinizden başına geleceklerden sormayı isterler. Onlar içinizde kalacak olsalar da pek az harp ederler. Şanım hakkı için muhakkak ki size Resulullah'ta pek güzel bir örnek vardır. Allah'a ve son güne ümit besler olup da Allah'ı çok zikreden kimseler için. Müminler ahzabı, düşman birliklerini gördükleri zaman işte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söyledi dediler. Bu onların imanını ve teslimiyetini artırmaktan başka bir şey yapmadı. Müminlerdendir o erler ki Allah'a verdikleri ahde sadakat gösterirler. Kimi adağını ödedi, canını verdi, kimi de beklemektedir. Onlar ahitlerini hiç değiştirmediler. Çünkü Allah sadıklara sadakatleriyle mükafat verecek, dilerse münafıklara da azap edecek veya tevbe nasip edecektir. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Hem Allah kafirleri herhangi bir hayra ulaşmadan hınçlarıyla def etti. Bu şekilde Allah müminlere savaşta kafi geldi. Allah çok güçlüdür, çok üstündür. Hem kitap ehlinden onlara yardım edenleri kalplerine korku düşürerek kalelerinden indirdi. Siz onların bir kısmını katlediyordunuz, bir kısmını da esir alıyordunuz. Allah onların arazilerini, yurtlarını ve mallarını size miras kıldı. Bir de henüz ayak basmadığınız bir yeri size miras kıldı. Allah her şeye kadirdir. Ey Peygamber! Hanımlarına şöyle söyle. Eğer dünya hayatını ve ziynetini istiyorsanız, haydi gelin, sizi donatayım ve güzellikle bırakıp salıvereyim. Yok eğer Allah ve Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, haberiniz olsun ki Allah içinizden güzellik edenlere pek büyük bir ecir hazırlamıştır. Ey Peygamberin hanımları! Sizden her kim bir terbiyesizlik ederse ona azap iki kat katlanır. Bu Allah'a göre çok kolaydır. Yine sizden her kim Allah'a ve Resulüne boyun eğer, salih amel işlerse ona da mükafatını iki kat veririz. Hem onun için bol bir rızık hazırlamışızdır. Ey Peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer takva ile korunacaksanız, konuşurken kırıtmayın da kalbinde bir hastalık bulunan kimse tamaha düşmesin. Güzel ve dosdoğru söz söyleyin. Hem vakarınızla evlerinizde durun da önceki cahiliyet devrinde olduğu gibi süslenip çıkmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz, pampak yapmak istiyor. Oturun da evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti anın. Şüphe yok ki Allah lütuf sahibidir ve her şeyden haberdardır. Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazi erkeklerle mütevazi kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne asi olursa
açık bir sapıklık etmiş olur. Hem hatırla o vakti ki o kendisine Allah'ın nimet verdiği ve senin de ikramda bulunduğun kimseye hanımını kendine sıkı tut ve Allah'tan kork diyordun da nefsinde Allah'ın açacağı şeyi gizliyordun. İnsanlardan çekiniyordun. Halbuki Allah kendisini saymana daha layıktı. Sonra Zeyd o kadından ilişiğini kestiği zaman biz onu sana eş yaptık ki oğullukların ilişkilerini kestikleri hanımlarını nikahlamada müminlere bir darlık olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Peygamber'e Allah'ın takdir ettiği mübah kıldığı şeyde bir darlık yoktur. Bundan önce geçen bütün peygamberler hakkında Allah'ın sünneti böyledir. Allah'ın emri ise biçilmiş bir kaderdir. Onlar Allah'ın gönderdiklerini tebliğ ederler ve ondan korkarlar. Allah'tan başka kimseden korkmazlardı. Hesap görücü olarak da Allah yeter. Muhammed sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça anın ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizleri karanlıklardan aydınlıklara çıkarmak için melekleriyle birlikte üzerinize rahmet ve bereket indiren O'dur. Ve O müminlere çok merhametlidir. Ona kavuşacakları gün müminlere esenlik dileği selamdır. Allah onlar için cömertçe bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Ve hem de izniyle Allah'a bir davetçi ve nurlar saçan bir kandil olarak gönderdik. Müminlere müjdele, onlara Allah'tan bir mükafat vardır. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların ezalarını bırak. Aldırma da Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak hepsine yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikah edip de sonra onlara dokunmadan boşadığınız zaman sizin için üzerlerinde sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Derhal mütalarını, mehirleri belirlenmediği takdirde yararlanacakları bir mal verip onları güzel bir şekilde salıverin. Ey Peygamber! Bilhassa sana şunları helal kıldık. Mehirlerini vermiş olduğun eşlerini Allah'ın sana ganimet olarak ihsan buyurduklarından sahip olduğun cariyeleri, amcalarının kızlarından, halalarının kızlarından, dayılarının kızlarından, teyzelerinin kızlarından, seninle beraber hicret etmiş olanları, bir de mümin bir kadın kendini peygambere hibe ederse, peygamber nikah etmek istediği takdirde onu başka müminlere değil de sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Onlara eşleri ve cariyeleri hakkında neyi farz kıldığımızı biliyoruz. Bunlar sana hiçbir darlık olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Onlardan dilediğini geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Sırasını geri bıraktığın kadınlardan dilediğini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Onların gözleri aydın olup üzülmemelerine ve kendilerine verdiğin ile hepsinin hoşnut olmalarına en elverişli olan budur. Allah kalplerinizdekini bilir. Allah her şeyi bilir ve yumuşak davranır. Bundan başka kadınlar sana helal olmaz. Bunları başka eşlerle değiştirmek de olmaz. İsterse güzellikleri hoşuna gitsin. Ancak sahip olduğun cariyen başka. Allah her şeye gözcü bulunuyor. Ey iman edenler! Peygamberin evlerine vaktine bakmaksızın ve yemeğe izin verilmedikçe girmeyin. Fakat çağrıldığınız vakit girin. Yemeği yediğinizde de hemen dağılın. Sohbet etmek için de izinsiz girmeyin. Çünkü bu haliniz peygambere eziyet veriyor. Ama o sizden utanıyor. Fakat Allah gerçeği söylemekten utanmaz.
Hem onun hanımlarına bir ihtiyaç soracağınız vakit de perde arkasından sorun. Böyle yapmanız hem sizin kalpleriniz ve hem de onların kalpleri için daha temizdir. Hem sizin Resulullah'a eziyet etmeye hakkınız yoktur. Ondan sonra hanımların da ebediyen nikah edemezsiniz. Çünkü bu Allah katında çok büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de şüphe yok ki Allah her şeyi bilmektedir. Onlar peygamberin eşleri için babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları ve sahip oldukları köleleri hakkında bir günah yoktur. Bununla beraber, ey peygamberin hanımları, Allah'tan korkun. Çünkü Allah her şeye şahit bulunuyor. Gerçekten Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona teslimiyetle salat ve selam edin. Şüphesiz ki Allah'a ve Resulüne eziyet verenlere Allah hem dünyada hem ahirette lanet etmiştir. Onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler de bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir. Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına hep söyle de cibaplarından, dış elbiselerinden üzerlerini sımsıkı örtsünler. Bu onların tanınmamalarına, tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır. Bununla beraber Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Andolsun ki eğer münafıklar ve kalplerinde bir hastalık olanlar ve Medine'de dedikodu yapanlar bu yaptıklarından vazgeçmezlerse mutlaka seni onlara musallat ederiz. Sonra seninle orada az bir zamandan fazla komşu kalamazlar. Mel'un olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler. Allah'ın bundan önce geçenler hakkındaki kanunu budur. Ve sen Allah'ın kanununu değiştirmeye asla çare bulamazsın. İnsanlar sana kıyamet saatini soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah'ın nezdindedir. Ne bilirsin, belki kıyamet yakında olur. Şu muhakkak ki, Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalırlar ve ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken, ah keşke Allah'a itaat etseydik. Peygamber'e itaat etseydik derler. Yine derler ki, ey Rabbimiz, biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve kendilerine büyük bir lanetle lanetle. Ey iman edenler! Sizler Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Eziyet ettiler de Allah onu onların söylediklerinden temize çıkardı. O Allah yanında mevki sahibiydi. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sağlam söz söyleyin. Ki Allah işlerinizi yoluna koysun ve günahlarınızı bağışlasın. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, o gerçekten büyük bir murada ermiştir. Biz o emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik. Onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar. Ondan korktular da onu insan yüklendi. O gerçekten çok zalim ve çok cahildir. Çünkü Allah münafık erkeklerle münafık kadınlara, müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azap edecek. Mümin erkeklerle mümin kadınların da tevbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Sadakallahu lansin.